Bu kadar tıp konuştuk yeter abi. Biraz başka sosyal şeylerden konuşalım istersen. Olur, tabii hiç problem değil. Vallahi şimdi Atlanta'daydın. Yeni bir Evet. eyalete geldin. Peki hangi eyaleti tercih etmek istersin Elif? Ben Atlanta'yı bayağı seviyorum aslında ve buraya geldikten sonra bir tık daha anladım orayı daha çok sevdiğimi. Hem burası hem küçük hem kesinlikle denizden, kıyıdan daha uzak, iklimi daha sert. Ondan dolayı ben ılıman iklimi seviyorum kesinlikle. Ya. Rotasyonlarım için mesela Atlanta'ya gidebilmeyi planlıyorum şu an. Onu ayarlayabilirsem eğer rotasyonlarımı orada yapmak istiyorum. Ya da hani böyle güney sahilleri genelde daha çok ilgimi çekiyor şu an için. Vallahi kimin ilgisi çekmez. Ben de burada donuyorum yani bu Chicago'da. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün size bir başka yıldızımızı getirdim ama çok farklı bir yıldız bu sefer. Bizim böyle hadi belli buralara gelene kadar bilindik bir yol vardı. Tabii birçok problemi biz kendimiz çözdük o yollarda ama Elif'in durumu bambaşka. Şimdi bana hala böyle kapkaranlık gelen bir yol. Umarım bu yolda bizi aydınlatacak. Elif burada tıp fakültesi öğrencisi kendisi. Biraz daha kendisini zaten tanıtacak sizlere. Ve buradaki bir tıp fakültesi öğrencisi ne yapar, ne eder, buralara kadar nasıl gelir, gelecek planları nelerdir, bunlarla ilgili bize çok güzel bilgiler verecek. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Beni komik ettiğiniz için. Valla ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Ne demek? İstersen ben sana böyle sorular hazırladım. O soruları ben sana soracağım. Olur. İşte dilimin döndüğü şekilde arkadaşlara faydalı olmaya çalışacağız. Önce kendini tanıtır mısın bize? Evet, ben Elif Dilcanlı. 24 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. Üniversite eğitimi için Amerika 2014 yılında geldim. 2018'de biyoloji bölümünden mezun oldum. Pre-med konsantrasyonu biyolojiden mezun oldum. Ve geçtiğimiz yıl 2020 yılında da burada tıp fakültesi eğitimime başladım. Şu an birinci sınıfımı bitirmek üzereyim. 3 yılım daha var mezuniyet için. Vallahi ne kadar güzel ya hakikaten. Peki şimdi bilinmeyenlerden şöyle Evet. başlayalım. Ben böyle olayı daha böyle ilk başa doğru almak istiyorum. Buradaki biraz bir eğitim sisteminden işte bu tıp fakültesine gelene kadar hangi yollardan geçmek zorunda bir öğrenci? Bunlardan bize bahsedebilir misin? Evet. Tıp fakültesine giriş burada Türkiye'ye kıyasla nasıl liseden sonra tıp fakültesi başlıyor Türkiye'de. Amerika'da üniversite eğitimi var tıp fakültesi öncesi. 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmanız gerekiyor ve bu 4 yıllık eğitim süresinde de toplamda 30 kredilik bir tıp öncesi eğitim için gerekli kılınan belli başlı dersler var. Üniversite eğitimi sırasında bu dersleri de tamamlamanız gerekiyor. Daha sonrasında giriş sınavına giriyorsunuz. MCAT diye kısaltılmış Medical College Admission Test sınavına giriyorsunuz. Not ortalamanızla beraber, bu sınavın puanıyla beraber aynı zamanda da yaptığınız bol bol ne denir, güzel şeyler, kaliteli etkinlikler olan CV'nizle, rezümenizle başvuru tamamlayıp bu şekilde tıp fakültesine başvuruyorsunuz. Yani öncesinde bir 4 yıllık üniversite eğitimi var. Biraz yüksek okul doktora programı gibi bakabiliriz buradaki tıp eğitimine. Anladım. Peki liseden oraya nasıl geliyorsun? O da aslında bir konu. Liseden Arnavutluk'taki ailem Arnavutluk'ta yaşadığı için ben de lise eğitimi orada tamamladım. Bitirdiğim okul İngilizce eğitim veren bir liseydi. International High School'du. Biraz dil eğitimimi orada aslında geliştirip Amerika'ya geldim. O açıdan dil konusunda sıkıntı yaşamamıştım geldiğimde. Orada tabii bizim danışman hocalarımız vardı. Amerika'daki üniversiteden mezun olup orada çalışan hocalarımız vardı. Onların desteği ve yardımıyla başvurularımızı bu şekilde yapmıştık ben ve sınıf arkadaşlarım. Avrupa'ya da giden çok arkadaşım oldu. Ben Amerika'ya gelen birkaç öğrenciden biriyim. Öyle bir danışmanlık sayesinde okulumun yardımıyla ACT sınavına girdim. Evet. Aynı zamanda da dil yeterliliği için de IELTS almıştım. TOEFL da alabilir her insanlar.
O şekilde başvurmuştum. Üniversite başvurularım açıkçası çok zorlu geçmemişti. Anladım. Tıpa kıyasladığımda bu şekilde olmuştu. Ya şundan soruyorum ben bunu. Ben üniversiteyi başladığım zaman orada fellowluk yapıyorum. Böyle bizim de yaz research'leri var. Öğrencilerin genelde tıp fakültesi öğrencilerin yaz research'leri için yanımıza geliyorlar işte. O dönemde bir tane high school'dan öğrenci gelmişti. Adam bildiğin böyle bizim radyolojide işte advanced çalışmalara katılacak falan. Soruyorum var mı bir şey bildiğin, hiç hayatını film gördün? Yok görmedim ama Öğreneceğim. istekliyim şeklinde. Yani ondan diyorum. Mesela yani bu high school'da doktor olmak isteyen bir öğrenci işte ne gibi bir aktivitelere katılıyor? Yani planı o zaman mı yapıyorsun yoksa bu iş esasen gerçekten işte üniversite zamanında mı başlamalı? Benim açımdan aslında benim doktorluk hedefim çocukluğumdan beri olan bir istek ve hedefim, yani doktor olma isteğim çocukluğumdan beri var. O yüzden aslında hani her yaptığım iş biraz ona endeksliydi. Hani biliyordum ne olmak istediğimi. Ama benim çok arkadaşım, tanıdığım çok insan var ki üniversiteye bambaşka bir alandan başlayabiliyorlar. İşte yani hiç belki fen bilimleriyle alakası olmayan bir bölüm okuyorlar, bitiriyorlar. Ama bir yerde belki hayatlarında yaşadıkları bir deneyim, bir olay onları bu alanda bir kariyer düşünmeye itebiliyor. Ya bu böyle çok hikaye var. Amerika bu tarz değişikliklere çok açık bir ülke. O yüzden yani sıfırdan en baştan itibaren tıp odaklı gelmek zorunda değilsiniz. Kendi deneyimimden çıkardığım daha çok üniversitede yaptığım şeyler etkili oluyor. Yani üniversite eğitiminiz boyunca eğer bence en geç ikinci sınıf gibi karar vermişseniz eğer ben tıpa girmek istiyorum diye yani çok güzel doldurabilirsiniz geri kalan 2 yılda CV'nizi çok güzel baştan yaratıp başvurabilirsiniz yani. O yüzden daha çok üniversitede en büyük etkinlikler yapılıyor diyebilirim. Anladım. Bu dediğin doğru. Bizde de mesela asistanlarımız var. Bir tanesi müzik bölümünden mezun. Yani Evet. adam daha önce böyle saksafon çalan bir adam. Diyor ki ondan sonra bana dediği şey, ya diyor ben bu baktığı işte bu kadar çok pratik yapmak zorundayım. Fakat ona karşı yeterince para kazanamayacağım diyor. Neresi tıpa ben geçeyim yine çok çalışacağım ama bir şekilde iyi para kazanacağım. Yani böyle bir motivasyonlar farklı tabii yani. Olabilir. Evet var. Mesela psikolojiden gelen çok arkadaşım var. İngiliz dil edebiyatı, Amerikan dil edebiyatı okuyup başlayan insanlar var. Önemli olan o dediğim hani prerequisite dersleri aldığınız sürece başvurmanız hiçbir engel yok. Ve sınavı iyi yaptığınız sürece. Bu Aslında şey her dedi, alan. bu dediği çok doğru. Bizde de vardı Chief Resident. O da Amerikan Dil Edebiyatı'ndan mezun. Hatta benim ismimi söyleyemiyorlardı. Mesela Cem yani Sam, Ken falan, Jim falan diyorlar. Evet. Böyle tahtaya yazdı G yani G, E, M diye yazdı Cem diye. Sayesinde ismimi doğru söyleyebildim. Evet. Evet çok öyle çok insan var kesinlikle. Tıp fakülteleri burada çok diversity çok yüksek alanlar yani. Çok iyi. Peki şimdi bizim üniversite, yani Türkiye'deki sistem tamamen böyle sınava dayalı bir sistem. Yani işte biz üniversiteden mezun oluyoruz, tak bir tane sınav geliyor, hadi doktor olduk. Doktorluk bitiyor, işte uzmanlık sınavı var, sınavı geçtik, doktor olduk. Ama buradaki süreç hiç böyle değil. Elbette sınavlar var ama bu belli bir standartizasyonu ölçüyor. Tabii bundan yüksek puan alırsan bu elbette iyi. Fakat senin dediğin o işte CV'yi doldurma kısmında kolejdeyken neler yapıyor koleji öğrencileri yani üniversitedeyken bu tıp fakültesine başlamadan önce CV'yi nasıl dolduruyorsun? Evet. Yani okulların baktığı belli başlı şeyler var. En başta tabii not ortalaması ve MCAT puanınız yani çok büyük faktörler, etki faktörleri ama bunun yanı sıra sizin research deneyiminize bakıyorlar. Yani araştırma yaptığınız akademik araştırmalarınıza eğer yayınlanmış makaleleriniz varsa bunlar çok büyük artı yaratıyor. Hani ya da bir makalede isminiz çıktıysa bunlara bakıyorlar. Shadowing dediğimiz böyle bir doktorun günlük hayatının nasıl olduğunu fikrini size veren deneyimler çok önemli oluyor. Çünkü bilmek istiyorlar. Yani senin yapmak istediğin meslek mesleğin gerektirdiği sorumlulukları biliyor musun? Yani hayatın nasıl olacak farkında mısın? Neler yapman gerekiyor? Bunlara çok önem veriyorlar. Ben mesela 6 ay Emory Üniversitesi Hastanesi'nde bir onkoloji doktorunun yanındaydım.
Tamamen 6 ay boyunca shadowing yapmıştım. Yani hasta odalarına beraber girip notlar alıyordum böyle. Sonra sorular soruyordum. Hani çok faydası olmuş. Çünkü sağlık sistemi de çok farklı burada. Hani onu da öğreniyorsunuz. Hasta doktor ilişkileri bayağı değişik. En azından kendi deneyimimle Türkiye'ye kıyasladığımda. Buna bakıyorlar. Sosyal aktivitelerinize bakıyorlar. Yani üniversitedeki klaplarda, organizasyonlarda etkin misiniz? Yani siz sosyal dışa dönük bir insan mısınız? İletişim yeteneğiniz var mı? Çünkü doktorluk bu konu üzerinde çok yoğunlaşmış bir meslek aslında. Hani doktorun hasta ile iletişim kurabilmesi çok 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 önemli. Bunları test eden aktivitelere bakıyorlar ve gönüllü işlere, yani siz hiçbir para alma karşılığı olmadan, bir para karşılığı olmadan yaptığınız gönüllü işler var mı? Bunun başında bazı örnekler, mesela işte bakım evlerine yardıma giden arkadaşlarım oluyordu ya da bedava yemek dağıtma noktalarına gidip işte ev olmayan kişilere yemek dağıtma servisinde bulunuyorlar. Yani direkt sağlık sektörüyle alakalı değil ama tamamen böyle gönüllü işler. Yani yaşadığımız topluma faydalı bir insan mısınız? Bunu görmek istiyorlar. Bu tarz aktivitelere bakıyorlar. Bir de belki hani çalışma deneyiminiz var mı? Hani yetişkinlik hayatıyla alakalı bir bilginiz var mı? Para nasıl kazanılır? Ya da ne bileyim, zorluklar karşısında siz nasıl çözüyorsunuz problemleri? Birçok şeyden bahsettim şu an. Ama bunların hepsi bir parçası. Hepsinden bir şeyler görmek istiyorlar başvurunuzla. Valla bu dedikleri son derece önemli. Şimdi mesela bunun profu şu. Bu taraftan bakınca olaya bir mesela uzman oldu biri. Bu dediğin soruların hepsini zaten asistanlık şeyinde de soracaklar. Yani onlar da hep aynı. Evet. Mesela topluma faydalı mısın değil misin? Hastayla iletişim mesela bu oldukça önemli. Çünkü verilen böyle açılan malpraktis davalarının Evet. birçoğu aslında hastayla iletişim kuramamaktan dolayı kaynaklanıyor. Yani esas Doğru. problem buradan dolayı oluyor. Dolayısıyla buna önem vermeleri son derece güzel. Çok güzel Evet. şeyleri değindin. Gerçekten bunları arkadaşların bir şekilde eğer ileride şimdi çok bana mailler geliyor böyle liseden hangi üniversiteyi tercih edelim, işte nasıl yapalım diye. En azından Amerika'ya gelemiyorsalar bile buna göre bir hazırlık yapabilirler. Evet, Buradaki kesinlikle. mentalite böyle. Peki bu kolejiyi bitirmek zorunda mıyız? Yoksa ben o pre-medical dersleri aldım 2 sene. Tamam, ben tıp fakültesine başvuruyorum ya da o koleji yarım bırakarak gidebiliyor muyum böyle? Hemen düşüneyim. Bildiğim kadarıyla bu detaya çok dikkat etmedim çünkü hani zaten mezun olacağımı biliyordum üniversiteden. Sanırım diplomanız gerekiyor. Mezuniyet diploması gerekiyor. Yani üniversite bitirmeniz gerekiyor. Anladım. Ama benim bildiğim kadarıyla en azından hep öyleydi birkaç ay öncesine kadar. Böyle sorular gelince biraz sorgulamaya başladım. Üniversiteyi burada bitirmeniz gerekiyor. Yani o prerequisite dersleri bir Amerikan Üniversitesi'nde bir enstitüsünde almanız gerekiyor. Sanırım ama Türkiye'de üniversiteye başlayıp belki Amerika'daki bir üniversiteye transfer olan bir öğrenci yine bu dersleri burada aldığı sürece tıpa başvurabilir. Ama en az çoğu okulun dediği şey internet sitesinde en az bir yıl Amerika'da eğitim görmesi gerekiyor Anladım. öğrencilerin. Yani maalesef Türkiye'den bir üniversiteyi bitirip o diplomayla burada direkt tıpa başvuramıyorlar Yo, onu biliyorum. yani. Şey demek istedim. Mesela sen 4 sene koleje girdin. 2 senede de bu bütün 30 kredi olan bu pre-medical dersleri aldın. Ondan sonra beklemek zorunda mısın? Diploman Anladım. gerekiyor galiba. Yani evet, diploma gerekli olduğu için şimdi o 30 kredi sadece küçük bir bölümü diplomanın. Yani mezun olmam için benim totalde 130 krediye yakın kredi almam gerekmişti. O yüzden yani bir 4 yıla yine tekabül ediyor. Yani 4 yıl okumanız gerekiyor diploma Anladım. almak için. Peki şimdi en kritik yere gelelim mi böyle? Evet. Bu paraya gelelim. Bu kolej kaç para bu? Sadece Evet. kolejden bahset istersen sonra tıp fakültesindeki Evet. paralara gireriz. Üniversite eğitimi ucuz değil Amerika'da. Yabancı öğrenciler özellikle hiç değil. Ama benim okuduğum okulun yabancı öğrencilere sağladığı in-state tuition denilen bir sistem vardı. 3,5 ve üzeri not ortalaması tuttuğunuz sürece sizlere Amerikalı öğrenci gibi ücret talep ediyordu. Bu da örneklendirmem gerekirse normal bir private okuldan bahsedelim. Yabancı öğrencilere dönemlik 15-16 bin dolar olabiliyor sadece bir dönemi okulun. Belki daha bile fazla olabilir.
Benim yaklaşık dönemlik eğitimim 5.000 dolar civarıydı. Yani arada bayağı yani üçte birine tekabül ediyor resmen. O yüzden o açıdan ailem karşılamıştı tabii ki üniversite masraflarımı da. O yüzden aileme kolaylık sağlamıştı bu verdikleri indirim. Her okulda olan bir şey değil ama her okulun kendine has sistemleri olabiliyor, burs imkanları da olabiliyor. Ben böyle bir şeyden faydalanmıştım. Anladım. Ya ben mesela benim duyduğum burada bir yakınımın çocuğu tıp fakültesine gidecek. Koleje böyle başladı şu anda. 40 bin dolar böyle senelik onun tuition'ı. Yıllık, Fakat evet. işte bu aynı state olunca bir de galiba herhalde bir bursu falan da var. Onu %50 olarak düşürüyorlar. Yani 20 bin dolar ama bir şekilde o bursuz falan olması biraz zor. Evet. Yani rakam başta öyle bir 40 bini koyuyorlar. Evet, doğru. Bir de Doğru, o... doğru. Amerika'da okullar pahalı. Bir de yabancı öğrencilere daha da pahalı oluyor genelde. Eğer in-state durumu da bu arada yani vatandaşsanız ya da resident, permanent resident denilen green card sahibiyseniz geçerli oluyor. O yüzden yabancı öğrenciler için bir tık daha zor burs imkanını bulmak. Ama var. Peki bu Türkiye'den hiç transfer olan öğrenci gördün mü ya da duydun mu? Türkiye'den Amerika Üniversite'ye gelen direkt olarak duymadım. Sanırım belki şey duymuş olabilirim. Hani Türkiye'de başlayıp bir yıl üniversitede kalıp daha sonrasında buraya gelip ama sıfırdan başlayanlar. Yani o derslerin hiçbirini transfer etmeyen, hani sıfırdan başlayanlar var. Onu ben de öyle biliyorum. Yani buradan sıfırdan bir okumak gerekiyor. Yani hani şey. Evet, her okulun kredisini kabul etmiyorlar. Ya da her dersin kredilerini kabul etmiyorlar maalesef. Anladım. Şimdi buradaki tıp fakültesi 4 sene. Ve aslında tamamen hani ilk 2 senesi böyle biraz temel bilimler gibi dursa da yine bu klinikle iç içe. Yani en azından benim gördüğüm bizim üniversitede öyle. Bu pre-medical derslerden kastımız ne? Hangi dersler bunlar? O kolejde Pre-medical, alabilirken. aynen pre-medicine dersleri temel bilimler aslında en temelleri. Yani temel biyoloji bilimi olarak geçiyor. İki ders şeklinde bir ve iki aynı zamanda laboratuvarları var. İnorganik kimya iki ders şeklinde yine. Organik kimya var iki ders. Biyokimya alıyorsunuz. Fizik bir iki alıyorsunuz. Psikoloji ve sosyoloji dersleri eklendi yeni çünkü MCAT'te çıkıyor, sınavda çıkıyor. Ve açıkçası yani bunlar prerequisite'ler direkt bu şekilde geçiyor ama sınavda başarılı olmanız için gerçekten soruları yanıtlayabilmeniz için birkaç advanced level biyoloji dersi almanız gerekiyor. Başında mesela genetik bilgisinin iyi olması gerekiyor. Hücre biyolojisi, böyle moleküler biyoloji derslerinizin iyi olması gerekiyor. O açıdan bu dersleri aldığınız sürece pre-medicine track tamamlanmış oluyor ve aslında sınava hazırlanmış oluyorsunuz MCAT sınavına. Anladım. Bak bize mesela bu biochemistry şey dedi. Birinci sınıfta, ikinci sınıf, bir ikinci sınıfta okutulur. Tabii genetik de yine bizim birinci sınıfın ders şeyleri. Peki okula başladın. Şimdi ilk 2 senedeki derslerin nasıl olacak? Üç ve dörtteki derslerin nasıl olacak? Biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii ki. İlk yılım benim okulumun ders programı şu şekilde. İlk yıl öğrenciler bütün organ sistemlerini öğreniyorlar. Yani bütün fizyolojik, anatomik, aynı zamanda embriyoloji de dahil, histoloji dahil bütün bu alanlardaki temel bilgiler birinci sınıfta öğreniliyor. İşte bizim ilk başladığımız blok Scientific Foundations of Medicine denilen bir bloktu. İmmünoloji ve biyokimya ağırlıklıydı. Daha sonra işte maskuloskeletal sisteme geçtik. Neuroendokrin sistemini bitirdik. İşte kardiyoloji, renal, pulmonary'yi bitirdik. Daha sonrasında GI, gastrointestinal, gastroureinary bölümünü bitirdik. Şu an son blok, mezun, pardon birinci yıl bitmeden önceki son blok Mechanism of Diseases denilen bir blok ismi. Tamamen patoloji giriş dersi gibi temel patoloji öğreniyoruz. İlk yıl bu şekilde en temel bilgileri alıyoruz. İkinci yılda da bütün organ sistemleri tekrardan tekrar ediliyor ama patolojisi, tedavisi ve farmakolojisini öğreniyoruz. İlk 2 yıl bu şekilde. Benim okulumun en azından ders programı bu şekilde dizayn edilmiş durumda.
Daha sonrasında 3. ve 4. sınıflarda klinik rotasyonlar tamamen. Okulda değilsiniz. Anladım. O zaman bu komite gibi bir şey benim Türkiye'deki böyle komite sistemi gibi ama şunu sorayım. Biraz böyle şu bir farklılıkları ben burada görüyorum. Senin orada da aynı şekilde mi onu merak ediyorum. Mesela dersler tamamen teorik değil, değil mi? Dersler tamamen teorik şu anlamda değil. Temel bilim derslerimizi öğreten PhD'li hocalarımız var. Yani o alanda temel bilim doktorasına sahip. Ama aynı zamanda bize ders veren klinik doktorlarımız var. Yani şu an mesela acil hekimi olan doktorun verdiği bize dersler var. İşte dahiliye uzmanının verdiği dersler var. Bunların hepsi entegre şekilde. Evet. Sadece ve sadece temel bilim değil. Aynı zamanda klinikte de mesela öğrendiğimiz o sistemdeki belli başlı temel hastalıkları da öğreniyoruz ya da embriyolojik bozukluklar mesela. Bunlar klinikte nasıl geliyor karşımıza? Bunların işte differential diagnosis dediğimiz hani tam olarak karşılığını bilmiyorum ama ayrıcı tanı. Ayrıcı tanıları nasıl yapıyoruz mesela? Bir de bahsettiğim ders programının üstüne arka planda bizim bir dersimiz daha var. Early Clinical Skills dersimiz. Burada tamamen klinikle alakalı şeyler öğreniyoruz. Yani işte hastadan nasıl tarihçi alıyoruz, history, anamnez nasıl alınır, fizik muayenelerimizi öğrendik mesela, fizik muayene nasıl yapılır, daha sonrasında fizikten sonra notlar nasıl alınır, yani bayağı Amerika'daki elektronik kayıt sisteminde hepsi kurallı, sıralı böyle notlar. Evet. Onları almayı öğreniyoruz. Hastayla iletişim kurmayı, humanizm skill'lerimize de çok bakıyorlar. Interpersonal skill'lerimize de çok bakıyorlar. Böyle şeyler, bu ders de kesinlikle arka planda hep sürekli bir yıl boyunca devam eden bir ders. Yani klinik çok iç içe. Bunu yani ilk iki sınıfta alıyorsunuz değil mi bunları? Evet, ilk yılda early clinical skills, ikinci yılda da devam ediyor aynı şekilde. Ya işte bak burada çok büyük temel bir farklılık var bizim sistemde. Şimdi bu senin dediğin bildiğin aslında doktorluğu öğreniyorsun. Bizim bu muhabbetler 4-5. sınıfta falan oluyor yani. Ama şimdi senin anlattığın şey de bizdeki çok farklı. Ben şöyle örnek vereyim. Tıp fakültesinde 1-2-3. sınıfta tamamen teorik var. Bunun pratiği laboratuvar olarak geçiyor. Yani laboratuvara gidip patolojide mikroskopa bakıyorsun. Bu pratik oluyor. Ya da biyokimyada laboratuvara gidiyorsun işte. Orada iki testleri nasıl yapıldığını görüyorsun. Bunu pratik gibi oluyor ama anladım. Aslında pratik bu değil. Yani doğru. Kaç kişi gidecek, patolog olacak, mikroskopla şey görecek? Elbette görsün o da şey, sonuçta siz onları mesela biyoloji tarafında bitirmişsinizdir. Orada laboratuvar dersiniz vardır. Ama burada olayı aslında biraz da ısınmak lazım. Şimdi teoriyi ezberle hastadan bağımsız o zaman neyi anladığını bilmiyorsun. Sen mesela biyokimyada bir şey okuyorsun. Fakat onun ne anlamına geldiğini bilmiyorsun. Soru olarak karşına çıkıyor. Aslında klinikle iç içe olunca sen olayı aslında daha böyle özümsemiş oluyorsun. Yani bence çok güzel bir sistem. Bize de buna geçmek lazım ama nasıl geçileri bilmiyorum yani. Doğru söylüyorsunuz. Bizim mesela sınav sorularımız da bütün sınav sorularımız klinik senaryolar yani. Evet. Hani mesela soru aslında belki bir enzim adı soruyor ya da bir aradaki bir bileşenin ismini soruyor. Tamamen biyokimya sorusu ama soruda verdikleri sistem denilen hani o paragraf tamamen işte hasta emergency'ye geliyor. Şu şunları gösteriyor. İşte laboratuvar sonuçları şunlar şu şekilde. İşte neyden şüphelenirsiniz? İşte ya da hangi enzim deficiency'si vardır falan böyle soruyorlar bütün soruları. O açıdan da aslında hem board examination'a hazırlanmış oluyoruz hem de kliniğe de çok erkenden entegre etmiş oluyorlar işimizi. Peki böyle ezbere dayalı bir sistem var mı? Yani of course yani Türkiye şeyde tıp okuyorsan ezberleyeceksin o da. Hani biraz daha böyle mekanizma yönelik bir eğitim mi var? Ne hissediyorsun o konuda? Bence ezbere dayalı tek şey anatomi. Anatomiyi ezberlemek zorundayız çünkü. Ama aslında bize anatomi öğretirlerken de çok güzel kavramları ve işte anatomik lokasyonları mesela birbiriyle eşleştirmeyi de öğretiyorlar. Hani
gördüğünüz bir şeyi nasıl anlatabilirim? Yani baktığınız alanda bir genel bir picture oluyor kafanızda. Ha evet, işte üstten şunun geçmesi gerekiyor. Bu yapı daha altta, şunun yanında. Hani bir öğretirlerken aslında sadece işte şununla da şu, şununla da şu gibi değil de bize genel bir picture veriyorlar yani. O açıdan anatomiyi bence çok güzel öğrettiler. En azından benim hiç daha öncesinde anatomi deneyimim yoktu ama iyi öğrendim yani. Ezbere dayalı da ben neredeyse hiç yok diyebilirim. Her şeyi tabii ki de ezberliyorsunuz tıp fakültesinde, öğrenmenin bir parçası. Ama sorulan soruların hiçbiri neredeyse işte şunun adı nedir? Şıklar, öyle sorular hiç yok neredeyse. Ya işte bu bizim böyle old school, bizim o zamanda bizim anatomi dersi bayağı ağırdı yani. Sen yani öyle böyle bir böyle çok şeydi, korkarak yani geçtik. En ince detayına kadar bize sorarlardı ama sordukları şey de yani bir tane kadavrada bir yere adam o şeyi, pini koyuyor, oku. Ondan sonra onun adını soruyor. Yani şimdi ben onun adını ezberlesem tamam geçiyorum ama onun ne işe yaradığını, nerede benim şeye geleceğim hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla sınav bitiyor. Ben bir hafta sonra %60'ı unutuyorum zaten. Hani öyle bir şey vardı, sistem vardı. Bu dediğini destekleyici bir şey söyleyeyim. Bize de mesela tıp fakültesi geçen bir öğrenciyle konuştum bizim üniversitede. Dedim sen nasıl işiyorsunuz? Radyoloji ile ilgili hiçbir maruz kalıyor musunuz eğitiminize dedim. Çocuk bana şunu dedi. Mesela anatomi dersi var. Anatomi dersinde görüyorlar, organları tanıyorlar. Bir anatomist var orada. Üzerine de ekranda da onun filmi var. Yani tomografi filmi var. Bak bu yapı işte tomografide, oraya da radyolog gibi anlatıyor. Yani şeydeki yapıyı böyle direkt klinikle iç içe. Yani öyle teorik böyle ham bilgi yok. Bunu zaten çeviremezsin yani. Yani kliniğe gelince böyle bocalarsın. Ama sen mesela şimdi 2 senede hazır olarak böyle kliniğe geçmiş olacaksın. Umuyorum. Öyle yani, bence süper. Şimdi bunları zaten böyle çalışıyorsan sınavlarda yani rahat geliyordur değil mi yani? Sınavlarımız zor yani, gerçekten kolay olmuyor sana. Hatta dün sınavım Vay. vardı. Klinik beceriler sınavıydı daha ağırlıklı olarak. Ama mesela işte imaging dersi de verdiler aynı zamanda. İşte tamamen kardiyoloji, pulmoneri ve renal ile alakalı işte belli başlı şüphelendiğiniz hastalıklarda ya da problemlerde hangi imajları istersiniz? Neyi istemelisiniz? İşte ney nerede daha iyi görünür? İşte ya da hangi imaj spesifik durumlarda hangisi daha iyidir? İşte pregnant, hamile kadınlarda hangileri yapılmaz? Küçük çocuklarda hangileri yapılmaz? Yani böyle şeylere de çok önem verdiler. Hatta çok soru çıktı sınavda o dersten de. Bayağı kesinlikle radyolojiyi de öğretiyorlar yani. Onları da erkenden öğrenmiş oluyoruz. Bu dediğin çok önemli çünkü hala problem yani, biz burada bile hala problemler var yani, bir tetik isterken falan en azından telefonda görüşüyoruz, böyle bizim işin %30'lu kısmı telefonda geçiyor işte, tetik tanış bilmem ne falan. Valla erken öğrenmeniz güzel. Nasıl, sınav zor muydu Elif? Zordu. Çok çok kolay değildi açıkçası. Çünkü bütün bir yıllık finaldi yani. Ha. Geçtiğimiz dönemi de kapsadı. O yüzden çok çok çalışacak çok şey vardı. Bir de klinik bilgiler öğreniyoruz tabii ki ama şu an daha birinci sınıfız aslında hala. O yüzden bazı sorularda ben şey olarak düşünüyorum. Hani yazan hocalarımız, doktorlarımıza göre aslında çok net cevap. Ama benim bilgi dağarcığıma göre ben Doğru. o kadar net varamıyorum sonuca. O yüzden bazı sorularda zorlandığım oluyor yani, bütün arkadaşlarımız olduğu gibi. Ama genel olarak iyiydi. Okulun şu an pass fail sistemi var bizde. Not ortalamasından ziyade geçmek ya da kalmak gibi. Geçiyorum. Anladım. Sıkıntı yok. Daha ne olacak yani? Peki Aynen. şeyi nasıl yapıyorlar? Sınavı nasıl yapıyorlar bu COVID döneminde? Virtual mı oluyor? Evet, şimdiye kadar yaptığımız bütün sınavlar bilgisayar üzerinden özel bir sistemle yapılıyor. Sistem hani ekranı her şeyi kilitliyor. Blok şeklinde, birkaç farklı blok şeklinde yapıyoruz. Mesela dünkü sınavımda 80 soru vardı. İki blok halinde yaptık, 40 soru. Daha sonrasında bir 40 soru. 50'şer dakika veriyorlar. O şekilde bloklara bölüyorlar. Ama duyduğum kadarıyla COVID öncesi ve büyük ihtimalle bizim önümüzdeki yılki sınavlarımız
kampüste olacak ve tek oturuş sadece. 3 saat sürecek, 2,5 saat sürecek. Öyle olacak sınavlar. Dönüyor yani, eskiye dönüyor o zaman, öyle mi? Dönecek gibi duruyor, evet. Anladım. Peki bu dersler öncesi nasıldı? Böyle kayıt ediliyor diye biliyorum ben bütün dersler. Ona ulaşabiliyorsunuz. Hani okula evet. gitmek zorunda mısınız yoksa değil misiniz? Hani Covid'de tamam evdesiniz ama Covid'den sonra klinik değilse bu teorik dersler için okula gitmek zorunda mısınız? Benim okulumda değil. Bazı okullarda zorunlu tutan okullar var. Benim okulumda değil. Bütün derslerin %99'u diyeyim. Belli exceptionlar var. Hepsi kaydediliyor. Ve daha sonrasında internet sitesinde konulmuş oluyor. Oradan geri dönüp tekrar izleyebiliyorsunuz. Bazı derslere katılma zorunluluğu var. Yani ders atıyorum sabah 9'daysa sabah 9'da o derse katılmak zorundasın. Bazı dersler için. Bazıları için benim mesela en yakından ev arkadaşım aynı sınıfta benimle. O hiçbir dersi canlı olarak bitmiyor. Hepsini sonradan dinliyor mesela. Tamamen sizin öğrenme şeklinize, çalışma programınıza uydurabileceğiniz bir sistem var yani. Doğru, o bizde de burada çift asistan vardı, ona soruyordum ben. Çünkü yazı okumuştum. Yazıda diyor ki işte okula katılan öğrenciler, derslere yani birebir fiziksel olarak giden öğrenciler diğerlerinden daha başarılı oluyorlarmış. Ama yazıda bir defektif bir alan vardı. Herkes böyle 6-8 saat çalışan daha başarılı diyor. Düşünüyorum böyle 6-8 saat bir adam nasıl çalışabilir diyorum. Yani okula gidecek bir de üzerine 6-8 saat çalışacak. Yani biraz yazıda bir problem var ama ona sordum sen okula gidiyor musun diye. Çok böyle cool bir arkadaş o da. Yok ya ben dersleri şeyden dinliyordum dedi. Böyle video gelmiş. Onu da oradan öğrendim. Öyle çok var. Öyle çok var. Ben derse gitmeyi seven bir insanım. Normalde hani kampüs açık olsa kampüse gidip dinleyeceğim zaten dersleri. Genelde hani o derste öğrenilen bir karakterim var ama tabii Covid sayesinde artık değiştirmek zorunda kaldık çalışma stilimizde. Bazen ben de sonradan dinliyorum. Çünkü hızlandırıp dinleyebiliyorsunuz. Yani 2 saatlik bir ders 1 saatte bitebiliyor. Double speed belirlerseniz. O da güzel. Doğru, onu ben de bu sene board sınavına girdim. Orada böyle çalışırken tabii ben ana dil İngilizce olmadığı için böyle 2 çarpı değil de 1,5 da dinliyordum yani. Benim de ilk başta 1,5 daha sonrasında ancak 2'ye geçebildim. Biraz zaman aldı o geçiş süresi. Doğru, hakikaten öyle. Ya Elif sana şey sorayım. Ben bu kabaca biliyorum. Bu DO ile MD okullar arasında aslında çok bir fark yok şeyde ama evet. Tanımları ne bunların temel olarak? MD bizim bildiğimiz yani Türkiye'deki bütün doktorlarımız. Yani dünyanın genelinde MD, tanıdığımız klinik doktorlarımız MD title'ı var. Bu da buradaki açılımı Doctor of Allopathic Medicine ya da Medical Doctor diye de kısaltılabiliyor ama Allopathic Medicine doktoru. DO'lar da, DO eğitimi de 1800'lü yıllarda Andrew Taylor Stowe denilen MD, o zamanın MD'si, doktoru olan doktorun öncülüğünde kurulmuş farklı bir filozofiye dayanan bir tıp eğitimi ya da tıp sanatı o şekilde söyleyeyim. Diyorlar MD'lerle tek farkı bütün curriculum aynı. Yani öğrendiğiniz bütün klinik bilimler, temel bilimler, yani tıp fakültesi anlamında bütün bilgileriniz aynı. DO okullarında ekstra olarak 300 ve 500 saat ekstra hands-on Osteopathic Manipulative Medicine denilen yeni bir ne denir teşhis ve tedavi yöntemi de öğretiliyor. Yani benim ders programımda bütün saydığım bu derslerin üstüne ekstradan OMM diye kısalttığımız derslerimiz var. Biz burada gidip belli başlı özellikle iskelet ve kas sistemini etkileyen bazı hastalıkları elle tedavi etmeyi de öğreniyoruz. Yani nasıldır mesela çok basit bir örnek vermem gerekirse işte doktora gidersiniz işte beliniz ağrıyordur ya da sırtınız ağrıyordur. İşte oradaki kaslar çok kasılmıştır belki ya da incittiniz bir şekilde onu çok kullandınız. Kasılan o kaslar bir ağrı yaratıyor insanda ve şimdiye kadar neydi çözümü? Genelde kas gevşetici, ağrı kesici alıp hani o semptomları hafifletmeye çalışıyoruz. Bizler o şekilde de tedavi edebiliyorsunuz çünkü ilaç yazmaya yetkiniz her şeyiniz tam. Ama ellerimizle yani kendi ellerimizi kullanarak tamamen manipüle vücudun kendini iyileştirmesini
iyileştirmesine yardımcı olarak bu tarz problemleri tedavi etmeyi de öğreniyoruz. Kısacası böyle bahsedeyim. Anladım. Aklıma böyle şeyler geliyor. Bu crack videoları var ya şeyde. Gittik Evet. böyle çat çut böyle. Onlar, o videolar daha çok kayropraktik doktorların videoları. Kayropraktör de bir eğitim alıyor değil mi bu kayropraktörlerde? Evet. Fakat farklı. Kayropraktörler 4 yıl eğitim alıyor. Onlar da bayağı eğitim alıyor aslında. Ama onlar tamamen hands-on manipulation öğreniyorlar. Yani tamamen adjustment tekniklerini öğreniyorlar. İlaç yazamıyor onlar ya da klinik doktorlar değiller. Anladım. En büyük farkı o gibi. Bizdeki yani Dio felsefesi şu şekilde. 4 tane büyük temele dayanıyor. Biri vücut bir bütündür. Vücudun kendini yenileme ve tamir etme yetkisi vardır. Yapı ve fonksiyonlar birbiriyle paraleldir. Ve sonucu olarak da en iyi ve en optimal tedavi şekli bütün bu üç temeli göz önüne alındırarak bulunur diye. Yani böyle hani holistic medicine daha çok Anladım. temeli yani diyorlarım. Vallahi sen mezun ol, ben geleyim senin yanına. Öğreniyoruz bayağı. Şimdi oda arkadaşımla birbirimiz üzerinde deniyoruz bazı teknikleri. Ben çalışırken çok fazla benim sırt ağrım, boyun ağrım oluyor. Hemen ondan rica ediyorum. İstiyorum 2 dakika bir bana yardımcı olur musun? Sonra yeniden doğmuş gibi devam ediyorum sonra. Vallahi iyiymiş arkadaş. Evet. Dur, senden o taktikleri ben alayım. Bence de. Yani bayağı faydalı oluyor en azından kendim üzerinde. Ben çok severek uyguluyorum. Vallahi doğru, süper yani. Peki bu sınavlara yine USMLE'ye giriyorsunuz değil mi? Yani hani benim aldığım sen Dio tarafındasın değil mi? Yani şeyin. Evet. Tamam. Evet, benim okulum zamanın ilk kurulan Dio okullarına, sanırım ikinci, ilk 4 büyük kurulan Dio okulundan. Bizim şu şekilde tek farkımız board examimizin adı farklı. COMLEX denilen bir board examimiz var. Aynı USMLE tarzda ve şekli ama ekstra öğrendiğimiz osteopatik medicine soruları da var içerisinde. O daha ağır o zaman. Evet. Ve çoğunlukla öğrenciler COMLEX almak zorunda mezun olmak için ama USMLE'ye giren de çok var. Çünkü zaten hani her ikisine de hazırsınız. Alabilecek bilgiye sahipsiniz. Genelde çok daha fazla MD ağırlıklı bir alan istiyorsa biri. Mesela radyoloji bunlardan biri bildiğim kadarıyla ya da işte belki dermatoloji de çok kompetitif bir alan olduğu için ya da surgery'ler vesaire. Hani daha böyle yarışta daha önde hissetmek istediği zaman öğrenciler hem COMLEX hem USMLE'yi alıyorlar. İki board'u da alabiliyorlar. Anladım. Ama sonuçta tek kompleks alırsan da onu değerlendiriyorsun. Evet. Anladım. Şu an geçtiğimiz yıldan itibaren MD ve Dio uzmanlıkları zaten birleşti. Siz de biliyorsunuzdur belki. Hani eskiden şöyleydi. Bazı hastaneler, bazı uzmanlık programları işte MD'lere öncelik tanıyorlardı. Bazıları da Dio'lara öncelik tanıyordu. Şu an artık bütün sistem birleşti. Yani hiç öyle bir farklılık yok. O yüzden her okul, her üniversite, her hastane hem MD hem Dio uzmanlığa kabul edebiliyor öğrencileri. Biraz o yüzden hani o discrepancy çok çok daha azaldı yani. Aslında çok saçma bir discrepancy varmış yani. Aynı dersleri alıp şeyden göre bu NRMP datasına ben bakıyorum. Orada Dio var, MD, onun ayrı Evet. ayrı var. Aslında çok fazla bir değişiklik yok. Evet. Ama bu yeni mi çıktı? Buna update'den haberim yoktu. Evet, bu geçtiğimiz yıl 2020 match'te yürürlüğe girdi. Yani 2020 yılında match olan herkes hani MD ve Dio birleşikti yani. Öyle spesifik bir uzmanlık. Hani sadece Dio'ları kabul eden ya da sadece MD kabul eden okullar kalmadı artık. Ha, çok güzel. Ya, tabii Evet. diversity olması lazım yani. Bu saçma Evet. Bir şeymiş. Evet, ağırlıklı olarak şöyle, Dio öğrencileri daha çok primary care'e yöneliyorlar. Hani Dio'ların en belirgin özelliklerinden biri. Daha çok çünkü hani öğrendiğimiz tıbbın temelinde hastalıkları önleyebilmek de var. Hani bu yüzden biraz daha primary care yani preventive medicine'da ilgi alanı fazla. Ondan dolayı daha çok primary care doktor yetişiyor diyorlardan. Ama her alanda bulabilirsiniz. Eminim sizin üniversitenizde de belki vardır yani farklı Vardır yani, alanlar. tam şu anda muhtemelen vardır yani hani Hı. şeyde bilmiyorum. Peki bu rekabetçi bölümlerden bahsettin. Buraya girmek için bir tane Amerikalı bir tıp bilgisi öğrencisi ne yapıyor? Mesela dermatolog olmaya karar verdi kafasında. Evet. Çok oldukça kompetitif bir branş biliyorum. Nasıl o hedefine doğru bir şeyler yapıyor?
Genelde bize hep söylenilen ne kadar erken bilirseniz ne istediğinizi o kadar iyi. Çünkü sizin kararlılığınıza bakıyorlar en çok. Özellikle de bu kompetitif alanlarda. Yani belki birinci sınıftan itibaren yaptığınız işte bütün research'ler ya da case study'ler ya da shadowing'ler, hani doktorun yanında geçirdiğiniz zamanlar. Bunların hepsinin mesela dermatolojiyle alakasının olması onlar için büyük bir artı. Aa, en baştan beri bu alanı istiyormuş. Ve bu alan üzerinde çalışmalar yapmış mesela. Bunu dile getiriyorlar. Bir diğer şey hep söylenen, derslerinizi çok iyi öğrenin, notlarınızı yüksek tutun. Çünkü her ne kadar şimdi aslında board exam'ler de pass fail oldu. Bizim mesela okulum da pass fail artık. Ama yine de siz okul yıl sonunda mezuniyete doğru bir ranking yapıyor öğrencileri. Olabildiğince sınıfın işte ilk %25'inde olmaya gayret edin. Notlarınızı iyi tutun, derslerinizi iyi öğrenin. Bunu hep şey veriyorlar, ne denir, advice olarak veriyorlar. Daha sonrasında da yani o alanla yaptığınız, o alanla ilgili çalışmalar. Research çok güzel, çok etkili oluyor. Makalede isminiz olursa çok etkili oluyor. Konferanslara gitmişseniz, network'ünüzü genişletmişseniz o anlamda. Yani early on'dan, hani en baştan beri ilginizi gösteren minik şeyler onlar için çok önemli arz ediyor. Valla sen zaten 3,5 üzerinde mi bursu şey yapacaksın? Bence o renkte muhtemelen ona girersin herhalde. %10'luk kısımda olabilir. Yani medical school çok kompetitif. Hani üniversitede zor, kolay demiyorum ama şu anki benim bütün sınıf arkadaşlarım zaten başarılı öğrenciler hani hepsi. Ve onların arasından onlarla hani yarışıp yüksek dereceye gelmek kolay değil gerçekten. Yok, herkes iyi. Sen daha iyisin, boş ver Elif. Vallahi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim inşallah. Ya şimdi bu peki referans mektubu burada son derece önemli. Biraz o konuya değinin. Bir tıp fakültesi öğrencisi referans mektuplarını nasıl elde ediyor bu? Evet. Ya da önce şöyle başlayalım istersen. Şimdi ilk iki sınıfı hallettik. Böyle teorik ve pratik, yani tıp pratiğinin iç içe geçtiği bir düzen var. Peki 3 ile 4. sınıfta hangi stajları alıyorsunuz ve bundan sonra o referans mektubunu mesela kime soruyorsun, nasıl soruyorsun? Evet. Buna gelelim. Mesela önce derslerden bahset istersen. Evet, 3. sınıfta temel core rotasyonlar denilen o rotasyonları alıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bunların arasında aile hekimliği var, family medicine, dahiliye var, psikiyatri var, genel cerrahi var, pediatri var. Ve belki bir tane daha ekstra olabilir, şu an tam olarak aklımda hatırlamıyorum. Bunlar core rotasyonlar diye geçiyor, en temelleri. Tabii bu rotasyonları yaparken bütün rotasyonlarda aslında olabildiğinizin en iyisi olmanız gerekiyor. Çünkü herkes bütün rotasyonları yaparken sizin başınızda bir attending doktor oluyor. Yani o alandaki uzman bir doktorun yanında oluyorsunuz size. Yani o kişinin sizin çalışma etinizi beğenmesi, işte dakikliğinizin iyi olduğunu dile getirmesi ya da gerçekten ilgili alakalı olduğunuz ve onun işini kolaylaştırdığınız, hani öğrenmeye çok meraklı olduğunuzu dile getirmesi, bunlar hep referans mektubunda aranılan şeyler zaten. Diyelim ben hani dahiliyeye istiyorum uzmanlık olarak. Özellikle o rotasyonda bir tık daha, yani herkesin dediği mesela hep erken gidin. İşte 8 deniyorlar, siz 7.30'da orada olun. Erkenden orada olun, hastalarınızın notlarını önceden okuyun, hazırlıklı gidin. İşte doktor sorular sorun, ilginizin olduğunu belli edin ve sonrasında da hani teşekkür mektupları yollanıyor rotasyondan sonra. Bu şekilde çoğu öğrenci mektuplarını bu şekilde alıyor. Rotasyonlarda çalıştıkları doktorlardan alıyorlar. Ha, onlara soruyorsun, anladım. Evet. Bu proaktif olacak o zaman, böyle kenarda kenarda sinmek durmak yok yani. Kesinlikle böyle. Yok. Anladım. Yani biz de böyle 3-4 tane, gerçi bunu da yazısını okumuşum, bu da bir çalışma vardı. 3 tane tip öğrenci varmış. Bir tanesi bunların böyle kenarda durup önce etrafı gözlemleyen, ardından proaktif olan. Bir tanesi var direkt motive, böyle direkt dalıyor proaktif. Bir tanesi var böyle duruyor, sadece işte söyleneni yapıyor, yani eti süte bulaşmıyor. Evet. Yani 4. grup daha var. O grupta ya şu staj bitse de bir gitsem mantığı var. Yani olabilir, her stajı sevemeyebiliriz sonuçta, hani ilginiz yoksa muhakkak zorlu geçen stajlar olabilir. Ama hani genel olarak hepsinden
iyi izlenip bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum hepsinde. Tabii de ben de sana acayip katılıyorum. Peki Covid döneminde özellikle motivasyonunu nasıl koruyorsun Elif? Zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Yani ben dediğim gibi hep okula giden, okulda ders çalışan, derslere giren öyle bir insanım. Covid'den dolayı bunların hiçbiri olmadı. Maalesef hep evin içindeyiz. Artık çalışma sistemi değiştirmek zorunda kaldım. Hani evde de verimli olmaya başlamak zorunda kaldım. Ne oluyor bu şekilde, bu durumda bana en çok yardımcı olan kesinlikle bir ev arkadaşımın olması oldu. Aynı zamanda sınıf arkadaşım zaten. Beraber ders çalışıyoruz. Bazen yeri geliyor sohbet ediyoruz, yemek yapıyoruz. Kesinlikle o sosyal interaksiyon çok gerekli oluyor Covid döneminde özellikle. Yani sık sık ailemle konuşuyorum, işte sevdiklerimle konuşuyorum. Yani o şekilde duygusal destek almaya çalışıyorum. Eninde sonunda da hani şunu hatırlatıyorum kendime. Buraya gelmek için çok çaba sarf ettim, çok çalıştım ve şu an sıkılmamalıyım bundan ya da yılmamalıyım yani. Her daim böyle dersler oturduğumda hep onu hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Şu an öğrenmekten çok hoşlandığım şeyler öğreneceğim ve güzel olacak. Her şeyi öğreneceğim. Yani böyle not alırken de aynı şekilde böyle kendime sorular sorarak hani daha da etkinleştirmeye çalışıyorum o bilgiyi. Bu şekilde biraz psikolojik, yani tamamen psikolojik kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum. Bu hepimiz öyleyiz hakikaten. Sonuçta herkes bir hayalleri var. O hayalleri Evet. aslında ne kadar koruyabiliyorsa. Tabii biraz Evet. gurbet sıkıntısı var Çok değil zor mi böyle? oluyor. Ama şeyi iyi yapmışsın ev arkadaşı. Böyle Evet. study buddy iyidir yani Aynen. Aynen. hani. Evet, o Yani. konuda bilgi olarak hani birbirimize çok yakınız. O da çok faydalı oluyor. Hani o bana sorular soruyor, ben soruyorum. Evet. Bayağı iyi oluyor. Vallahi çok güzel ya. Peki bu okul dışında bir staj yapmak zorunluluğunuz var mı yoksa böyle isteyen mi yapıyor bunu? Aslında zorunlu değil ama highly recommended denilen Ha. şeylerden biri. Genelde yazları, özellikle birinci ve ikinci sınıf arası yaz tatili, yani tıp fakültesinin en uzun tatili. Onda araştırma yapan öğrenciler oluyor, işte projelere dahil olanlar oluyor. Staj ayarlayabilen oluyorsa staja gidenler oluyor. Hani biraz tamamen kişisel, sizin ayarlamanıza bağlı yani. Eğer fırsatı bulup işte bir research'ın parçası olabilirseniz mükemmel. Ya da bir doktorun yanında ilgili olduğunuzu düşündüğünüz bir alanda, hani o uzmanın yanında bir volunteer ya da shadowing gibi bir şey yapabilirsiniz. Onların hepsi de ekstra güzellikler oluyor yani. Anladım. Belki de bu da istediğin branşta özel başka yerde. Bir de sanırım şu da etkili oluyor. Mesela bir tane dışa bir hastaneye gittin. O, sonuçta o hastanedeki programa başvurmak için bu asistanlık Evet. programına onun da muhtemel faydası oluyordur herhalde bu stajın. Highly Çok. recommend belki ondan dolayıdır yani. Doğru, aslında networking çok önemli oluyor. Yani mesela kendimden örnek vereyim, ben Atlanta'da yaşadığım için çoğu doktorum Emory Hastanesi'ndeydi. Mesela geçtiğimiz hafta oradan bir doktoruma yazdım, hani sizin yanınıza gelebilir miyim yazın diye. Yani maalesef ki kendisi zaten uzmanları train ediyormuş, yani residentları varmış ve aynı zamanda rotasyon yapan öğrencileri hocalık yapıyormuş. O yüzden hani shadowing'i kabul edemiyorum dedi. Ama mesela dedi ki bana, hani rotasyon zamanı geldiğinde iletişime geç tekrar. Hani belki elektif rotasyonu burada yaparsın falan dedi. Ha. Yani o yüzden hani networking çok önemli oluyor cidden bu tarz şeylerde. Anladım. Şey nasıl? Elektif rotasyonlar nasıl oluyor? Bu kaç tane oluyor? Elektifler bildiğim kadarıyla bölgeye göre değişiyor. Yani gittiğiniz hastane, en azından benim okulumda öyle. Hani Kansas City ayrı, bizim Amerika'nın genelinde birçok farklı noktası var, noktamız var rotasyon için. Zaten tanıdığım biri Florida'ya gidiyor önümüzdeki rotasyonlarını yapmaya. Ve 3 elektivi varmış. Hani bunları da genelde öğrenciler ilgi duyduğu alanına baz olarak seçiyor. Yani mesela ben işte kadın hastalıkları ve doğuma ilgim olduğu için ne yapabilirim? Elektivimde belki gynecology, oncology seçebilirim. İşte ya da infertility medicine, hani alanında bir elektif yapmak isteyebilirim. Genelde işte surgery isteyen, cerrahi bölüm isteyenler daha spesifik, mesela plastik cerrahi seçebiliyorlar ya da vasküler cerrahi seçebiliyorlar. Yani böyle ilgi duyduğunuz alanın daha spesifik
alanlarında elektif rotasyonlar yapabiliyorsunuz. Çoğunlukla dördüncü sınıfta. Vallahi çok güzel. Neyse, sen de konuşalım bunu videodan sonra. Tamam. O zaman OB-GYN mı istiyorsun böyle? Kadın doğum mu istiyorsun herhalde? Seçmek istediğin branş. Yani şu an için yüksek listede, en yükseklerde diyebilirim. Hani öğrenmesi çok zevkliydi. Bilmiyorum, kısa bir komiteydi ama ben çok zevk alarak öğrendim. Bir de çok rewarding bir alan olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki de kadın doğum hastalıkları ve doğum doktorları sadece bebek doğurmuyorlar, doğurtmuyorlar. Evet. Birçok kadın hastalıklarının tedavisini de sürdürüyorlar. Hani genç yaşlı baktıkları hasta yaş aralığı çok geniş. Aynı Doğru. zamanda aslında biraz primary care'e de giriyor. Yani önlenilebilir hastalıkları önlemeye dayalı bilgilendirme de yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda cerrahi de dahil içinde. Yani sadece sezaryen değil de işte bazen rahmin alınması gereken ya da ne bileyim hani tubalization hani Evet. tüplerin bağlanma ameliyatları. Mesela bunları da mesela kadın hastalıkları doğum uzmanları yapıyor. Ben biraz hani hem klinik hem de cerrahi barındırdığı için ve kadınları barındırdığı için genel olarak bebekleri de seviyorum. O yüzden biraz benim için hani top choice gibi şu an. En azından şimdilik öyle. Vallahi Bakalım. her şey bir arada diyorsun. Doğru hakikaten yani. Evet, Ama ağır, evet. haberin olsun yani. Şimdi ben radyolog olarak Söylüyorlar. bakıyorum olaya tabii. Evet, duyuyorum onu. Hani özellikle uzmanlığı zor diyorlar Yani kesinlikle. gece gündüz biraz sürekli bir aktivite olması Doğru. lazım hayatında yani. Neyse, onu Doğru. düşünürsün, ileride karar verirsin. Aynen. Aynen bakalım. Elif, hangi kaynakları çalışıyor bu sınavlar için Amerika'da okuyan tıp fakültesi öğrencileri? Boardlar için diyoruz değil mi? Yani uzmanlığa Ha, yerleşmek için. boardlar için diyorum, evet. Evet. Şu an benim mesela bir tanesi yanımda hemen. O meşhur kitap. Meşhur First Aid kitabımız. Bu zaten hani bunu genelde Bible diyorlar. Hani şeyin US Emily'nin Bible'ı yani. Hani en değerli kitabı gibi. Burada her bilgi hani en özetlenmiş şekilde bu kitabın içerisinde. Yani bu kitabın hepsini biliyor olmanız teorik olarak gerekiyor. Tabii bunun üstüne detaylar da dahil. First Aid'i çok kullanıyorlar. Patoma denilen bir kaynak var. O da şurada sanırım. Onu da gösterebilirim. Hemen şöyle alalım. Böyle. Onun sahibi bizim üniversitede Hüseyin Satar. Evet, Tanıyorum. evet, evet. Evet, ya mükemmel bir öğretmen Evet. kesinlikle. Yani hem kitabı çok iyi hem aynı zamanda videolarıyla beraber geliyor bu kitap. Evet. İnternet üzerinden videolarını izleyebiliyorsunuz. Tamamen patoloji bu kitapta var. Daha sonrasında UWorld denilen bir soru bankası kullanıyor çoğu öğrenciler. Ve genelde de hani UWorld'un sorularının çok board sorularına çok yakın olduğunu söylüyorlar. Bildiğim en temel kaynaklar bunlar şu an Vay. için. Board and Beyond denilen de bir ekstra bir kaynak var. Burada da daha çok şey var. Review'dan ziyade nasıl anlatabilirim? Birinci ve ikinci yılı kapsayan bütün derslerin böyle biraz şey gibi, özeti gibi. Yani ben 15-20 dakika maksimum videolar. Ama en önemli noktalara değinen bir video database da var. Yani Boards and Beyond diye geçiyor. Bir de onları kullanıyorlar diye biliyorum. Valla süper. Bunlardan zaten ben de bahsetmişim. Daha önce çıkan arkadaşlar da benzer şeyler söyledi. Senin ağzından Evet. duymak güzel oldu yani. Evet. Herkes neler çalışıyor Evet. diye. Bu kadar tıp konuştuk, yeter artık. Biraz başka sosyal şeylerden konuşalım istersen. Olur, tabii hiç problem değil. Valla şimdi Atlanta'daydın. Yeni bir Evet. eyalete geldin. Peki hangi eyaleti tercih etmek istersin Elif? Ben Atlanta'yı bayağı seviyorum aslında ve buraya geldikten sonra bir tık daha anladım orayı daha çok sevdiğimi. Hem burası hem küçük hem kesinlikle denizden, kıyıdan daha uzak, iklimi daha sert. Ondan dolayı ben ılıman iklimi seviyorum kesinlikle. Ya. Rotasyonlarım için mesela Atlanta'ya gidebilmeyi planlıyorum şu an. Onu ayarlayabilirsem eğer rotasyonlarımı orada yapmak istiyorum. Ya da hani böyle Güney sahilleri genelde daha çok ilgimi çekiyor şu an için. Vallahi kimin ilgisini çekmez. Ben de burada donuyorum yani, bu Chicago'da. Chicago'da O. eksi 35 40'ları görüyorum haberlerde. Vallahi ben ilk böyle ilk geçen senedi galiba. Yok, geçen sene, onun önceki sene çok böyle bu kutupları, soğukları falan geldi. Şimdi işe de gidip geliyorum her gün. O zaman da böyle public transportation, yani şeyi kullanıyoruz. Otobüs, motobüs.
Şimdi ben giydik böyle kotu mont bilmem ne atkıyı sardım böyle. Sadece gözlerim açık. Hatta onun fotoğrafı var. Böyle gözlerim gözüküyor. Şimdi hastanenin içine bir giriyorum ağlıyorum her gün sabah böyle. Kirpikler donuyormuş beni verip. Kirpiklerden böyle sular akıyor şeyden. Ya çok soğuk gerçekten. Çok soğuk yani oraları. Gördüm Michigan Nehri donmuştu yani. Doğru. Tamamen buzdu hani fotoğraftan gördüm tabii. Bayağı korkunç. Ben kesinlikle sıcak iklimler. Aynen ben de. Neyse biz kaldık Chicago'da gerçi ama ya sıcak gitti ve güzel. Evet. Peki herhangi bir böyle bir yabancı sonuçta buraya Arnavut'tan geldiğin koleji burada okuduğun herhangi böyle bir problem yaşadın mı burada bir yabancı olmakla ilgili? Yabancı olmakla ilgili yaşadığım tek problem green card'ımın ve vatandaşlığımın olmaması. Bu da sistemik problemler çıkarıyor karşımıza. Yani mesela okul başvurularında birçok okula başvuramamamın tek sebebi yabancı öğrenci olmamdı. Yani genelde medical school'larda özellikle yabancı öğrencileri kabul eden çok az okul var. Ve genelde hani kabul edenler de çok böyle meşhur okullar yani hani girmesi de zor olan okullar. O yüzden beni bayağı çok zorladı yani. Yabancı olmak o konuda çok zorluyor. Çalışma izniniz yok. Hiçbir şekilde bağımsız değilsiniz. Yani biraz o tarz kısıtlamalar zorluyor maalesef yabancı olarak. Ama sosyal hayatımda hiç yaşamadım. Arkadaşlarım hani şükür diyeyim hani iyi insanlarla da tanıştığım, karşılaştığım için olabilir. Genelde hep yabancı oluşumda çok mutluluk duyan, hani zevk alan insanlar oluyor. Aksanımı çok seviyorlar nedense. Mesela hani genelde hep böyle birkaç kelimeden sonra bu arada nerelisin hani? Nereden geliyor aksanın diye hani hep sorarlar yani. Doğru. Öğrenmeyi seviyorlar. Hani insanlar burada açık, farklılıklara çok açıklar, saygı gösteriyorlar. O açıdan hiç sıkıntı yaşamadım. Sadece biraz legal yönlerden problemler var yani. Doğru hakkında o legal işler doğru vize bilmem onlarla Evet. uğraşma. Peki bir çalıştın falan dedin galiba. Ondan biraz bahseder misin? Nerede? Evet. 2 yıl üniversite bitirdikten sonra 2018'de mezun oldum. 2020'de başladım medical school'a. 2 yıl bir gap almış oldum. Hani istemsizdi ama okula başvurup da giremediğim için oldu. O yüzden bu 2 yılda OPT denilen bir sistem var. Optional Practical Training diye geçiyor. Yabancı öğrenciler için tamamen mezun olduktan sonra devlet size çalışma izni veriyor 1 yıl. Çalışabiliyorsunuz. Hani legal olarak. Bu süreçte çoğu insanlar şöyle yapmaya çalışıyor. 1 yıl giriyorlar iş yerine. Sonra oradan işte H1B almaya çalışıyorlar. Green Card almaya çalışıyorlar. Hani burada kalmaya o şekilde çalışıyorlar. Eğer Science, Technology, Engineering ve Matematik bölümlerinden birinden mezunsanız bu çalışma izninizi 2 yıl daha uzatabiliyorsunuz. Yani totalde 3 yıl legal olarak vizeyle çalışabiliyorsunuz Amerika'da. Ben onu yaptım. Benim yaptığım OPT'ydi. İlk yılımda bir laboratuvarda çalışmıştım. Environmental testing yapan bir laboratuvardı. Orada proje müdürlüğü yapmıştım 1 yıl. Sonrasında da yine bir doktorun yanında bu sefer kliniğe girdim. Dedim ki artık tekrar ben bir tıpa geri döneyim. Hani sağlık alanına yine bir geri Tabii. dönüş yapmam lazım. Onun yanında medical assistant olarak çalıştım 1 yıl. Rheumatoloji uzmanıydı çalıştığım doktor. Böyle yani 2 yılımı bu şekilde Anladım. değerlendirdim. Çok çok güzel. Peki onun bir referansı etkili oldu mu bu şeyde? Referans oluyor mu bu tıp fakültesine girerken? Evet var. Referanslar var. Genelde şöyle istiyorlar. İşte doktorlardan referans istiyorlar. Çalıştığınız ya da shadow ettiğiniz doktorlardan. Bir de okuldaki hocalarınızdan istiyorlar. İşte fen bilimleri hocası. Bazıları sosyal bilimlerden o istiyor. Hani her alandan farklı farklı alanlardan isteyenler var. O tabii çalıştığım doktor da bana referans mektubu yazmıştı. Valla Elif acayip bizi aydınlattın yani. Evet. Böyle. Umarım öyle olmuştur. Umarım böyle çok bilgiye boğmamışımdır. Çok fazla konuşmamışımdır. Valla arkadaşlar bilgiye boğulmak istiyorlarsa durdurup O da doğru. Evet. Valla çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın bize. Çok güzel de şeyler paylaştık. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Bu arada senin de web sitesi değil ama danışmanlık yaptığın bir şey var. Force One Doctors diye mi? Aynen F1 Doctors diye geçiyor. Tamamen yabancı öğrencilerin Amerika'da tıp fakültesi okuması adına rehberlik yaptığımız
bir web sitesi. Eğer ilgilenen arkadaşlar varsa oraya herhalde bir e-mail ya da bir şekilde kayıt oluyor. Ondan sonra sorularınızı Evet. sorabilirsiniz diyeyim artık. Aynen. Vallahi Elif, tebrik ederim, sınavı da geçmişsin. Artık böyle tadını Teşekkür çıkar, artık çıkarabilirsen. Biraz soğuk ama artık. ederim. Ya evet, ama şöyle maalesef salı günü tekrar bir praktiko var. Bir finalim yine cuma günü. Bu haftalar çok yoğun. Çok sınavım Oo, vallahi başarılar diliyorum. Vallahi var. Teşekkür ederim. bu kadar yoğun tempoda da kabul ettin. Hakikaten teşekkür ederim Ne demek tekrar ya? böyle. Ne demek? Ben teşekkür ederim. İnşallah bir faydası olur hani buraya gelmek isteyen. Çünkü hep bunu düşünüyorum. Benim zamanımda benim sorabileceğim kimse yoktu. O yüzden şu an ne biliyorsam paylaşabilmek istiyorum insanlarla yani faydalı olsun diye. Ben hep her videonun sonunda bu benim klasik oldu böyle. Böyle söylüyorsunuz mesela paylaşayım falan. Bayılıyorum yani, acayip mutlu oluyorum böyle. Valla çok teşekkür ederim. Bunu demem yeterli. İlgilenen arkadaşlar zaten bir şekilde Tamam. ulaşırlar. Biraz daha kapatalım. Son bir söylemek istediğim bir şey var mı bizi seyredenlere? Son bir söylemek istediğim çok genel belki ama hayatta böyle hep gözümün önüne getirdiğim bir söz var. İngilizcesi "If you believe it, you can achieve it." Yani inanırsan başarırsın diye. Nedense yani hayatımda hep önderlik eden söz bu oldu bana. O yüzden bunu söylemek istiyorum. İnanırsak her şeyi başarabiliriz. Ne kadar zor olsa da inandığımızda çalıştığımız sürece Çok teşekkür ederim. Sana başarabiliriz. %100 katılıyorum. Ben de aynı kafadayım böyle. Böyle Pollyanna gibi şey gibi geziyorum yani. Ama pozitif olmak zorundayız. Çünkü çok zorlayan çok faktör var. Yılmak için çok sebep var. O yüzden kararlı olmak zorundayız. Aynen. Çok teşekkür ediyorum gerçekten diyorum. Çok Ben hoş bir teşekkür ederim. sohbet oldu. Umarım izleyen arkadaşlar da bundan keyif almışlardır. Herkese saygı ve selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.